Şimdi tabii göğüs kanserinde 3 tür tedavi var. Ameliyat yani cerrahi tedavi, ilaç tedavisi ve ışın tedavisi. Genellikle biz erken evre meme kanserini yakaladığımızda evre 2A oluyor bu. Pek sorun yaratmıyor ve daha sonrasında tamamlayıcı radyoterapi ve kemoterapi dediğimiz ışın ve ilaç tedavisiyle bu tedavi sürelerini tamamladığımızda pek sorun çıkartmıyor ve 5 yıllık sağ kalım %97'lere ulaşmış durumda. Fakat tabii sıkıntı ileri evre meme kanserlerinde oluyor. Bu tür meme kanserlerinde de önce ilaç tedavisi veya ışın tedavisinden sonra kitle küçüldükten sonra cerrahiye alınabildiği gibi doğrudan doğruya cerrahi evrede geç kalınıp ışın tedavisi veya ilaç tedavisiyle kısmi düzelmeler söz konusu olabilmekte. Tabii buradaki en önemli sorunlardan birisi de meme kanseri olan bir kişinin memesinin alındığı yerde tümöral nüks veyahut da karşı memede nüks. Bazı kanser türleri var bu meme kanseri için. Lobüler karsinom dediğimiz, kanser dediğimiz bir tipinde maalesef %30 civarında karşı memede de bu kanser görüyor. Tabii bunların yapması gereken kanseri tetikleyecek bir takım ilaçlardan, işte hormonal tedavilerden, işte şişmanlıktan korunmanın yanı sıra da eğer böyle bir risk altındaysa da erken teşhis için kontrollerini düzgün yaptırması.